Tabii ki
Her projenin arkasında mutlaka bir kahraman vardır. Ve bu kahramanla Sayın Üyemiz ve İzmir Belediyesi Meclis Üyesi ve Başkan Yardımcısı İbrahim Ergin, ona da huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Kendisi bu projede gecesini gündüzüne katarak yaşlılarımızı Yunanistan'a götürdü. Ve bize eşlik eden İzmir Belediyesi Meclis Üyesi, yine kendisi de üyemiz Halen Meriç'e de teşekkür ediyoruz katkılarına dolayı. Ve ayrıca İzmir Belediye'mizin Yapı ve Kontrol Şube Müdürü Mehmet Bey'e de eşinde katıldılar. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bizler birlik ve beraberlik içinde olduğumuz müddetçe daha nice güzel projeler imza atacağımıza emin olunuz. Ben sözlerimi fazla uzatmadan bu duygu ve düşüncelerden önümüzdeki günlerde idrak edeceğimiz Kadir Gecenizi kutluyor. İslam alemine, Batı Trakya camiamıza ve ülkemize huzur ve getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ramazan bayramımızı şimdiden canı gönülden tebrik ediyorum. Hepinize tekrar ayrı ayrı katkımızdan dolayı teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Batı Trakya Türkleri Eğitim Araştırma Vakfı Başkanımız Sayın Selahattin Yıldız'ı kürsüye arz ediyorum. Sevgili genç mutlu kardeşlerim, başkan bütün sıfatları saydığı için benim bir daha sayfama lüzum yok. Dişlerimi çektirdiğim için konuşmam zorlanıyor, kusura bakmayın. Ama bu gece burada aranızda bulunmaktan şeref duyuyorum. Beni davet ettikleri için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. İnşallah bundan sonra bütün toplantılarda tekrar görüşmek ümidiyle hepinize saygılar sunuyorum. Yaş üstü büyüklerimizin doğduğu topraklarla buluşması projesinin hayata geçmesinde en az bizler kadar emek harcayan, onu temizlerken gecesini gündüzüne katan tabiri caizse. İçimizden biri, birimiz İzmit Belediyesi, Meclis Üyesi Sayın İbrahim Kerkin'in konuşmaları yapmak üzere kürsüye arz ediyorum. Genel Başkanımız, Meclis Üyelerimiz, Partimizin katılımı olarak ve yönetim kurulu üyeleri, çok değerli Batı Trakyalı abilerim, kardeşlerim, çok güzel bir günü, böyle güzel bir Ramazan gününde iftarda bir araya gelmek, çok güzel bir duygu. Öncelikle buraya katıldığınız için bizlere de bu ortamı hazırlayan Trakya Türkleri Kocaeli Şubesi'ne teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konuşmama başlarken öncelikle İzmit Belediye Başkanımız Başkan Nevzat Doğan Bey'e çok selamlarını iletiyorum. Bu akşam 4 tane çok önemli bir davetim vardı. Bu akşam burayı bize burada başka bir halklara geçmek zorunda kaldı. Özellikle selamını iletiyorum. Çok çok selamları var. Bundan sonra da çok daha güzel projelerde beraber olacağımı biliyorum. Evet, ben de Batı Trakya Türkü olarak, Türkü evladı olarak hakikaten gurur duyuyorum. Çünkü bu topraklara bayağı bir sefer yaptım. Meclis üyelerimizle geçen dönem gittik, muhtarlarımızla gittik. Şimdi buradaki kıdemlilerimizle, yaşlarımızla demeyin, kıdemlilerimizle gittik. İnşallah bundan sonra daha çok yolumuz olacak orada. Ama şunu bilin, İzmit Belediyesi olarak Trakya Türkleri Derneği'yle çok koordineli, çok güzel bir ekip halinde çalışıyoruz. Tabi onun da bereketi olarak mesela yeni cuma parkımız, çeşmemiz, göç anıtımız, hatıra ormanımız, bunlar hep bu dönemde yapılan hizmetler. İnşallah
çok daha güzel bir yer bulursak, Sayın Başkanım da görüştük durumunda böyle bir göç müzesi halinde bir yerim olursa inşallah, burada araştırıyoruz. Böyle bir projeyle imza atarsak inşallah İzmir'imiz için ve Trakyalılar için çok güzel bir hizmet olacak diye düşünüyorum. Tekrar katılımınıza dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize daha güzel günlerde, daha güzel yerlerde buluşmak üzere diyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Yine şube başkanım, değerli belediye başkan yardımcım, sevgili il başkanım, şube başkanları, vakıf başkanım, spor kulübü başkanım, tabii İzmit'in eski şube başkanları ve sevgili üyelerimiz, hepinizi Batrakya Türkleri Dayanışma Dernekleri adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah orucunuzu kabul etsin. Şimdi son 10 gün içerisinde Zeytinburnu'nda 750 kişilik bir iftarla başladık. Ondan sonra Cuma günü de Soma'ya geçmek nasip oldu. Soma'da 2500 kişi Batrakyalı bizi bekliyordu. Muhteşem bir tablo vardı. Sabaha karşı Kınık'a geçtik. Kınık'ta sahuru yaptık belediye başkanımızla birlikte. Maden Şehitleri Parkı'nın ilk konukları biz olduk. Ardından geldik buraya tabii. Lütfü Başkanım dedi ki sınırlı 100 kişi civarında 65 yaş üstünde insanları misafir etmek istiyoruz. Üyelerimizi misafir etmek istiyoruz. Batrakya'ya götürdüğümüz gibi bu projenin devamı olarak düşündük ve duyurmadık burayı. Duyurmamış halimizde bile 150-200 kişi oluyorsa ne mutlu bize. Öncelikle Lütfü Başkanıma ve bu akşam buraya katkı sağlayan herkese de tekrar teşekkür etmek istiyorum. Şimdi şubelerimizin son dönemde yaptığı aktivitelere baktığımızda İzmit Hareketli Şubelerimizden birisi geçen panel yapıldığında da bunu söylemiştim. Son derece güzel gidiyoruz. İşte bundan önce 65 yaş grubunu Batı Trakya'ya götürdük. İnsanlar doğdukları topraklara gittik, gezdi. Oralarda o kendi benimsediği havayı yakalayarak tekrar buraya döndü. Bence belediye başkanımız, sevgili başkan yardımcımız yine herhalde elini taşın altına koyacak. Bu ziyaretlerin de sadece 65 yaş üstü sınırlı kalmayarak 65'in altına da taşırız diye düşünüyorum. Desteklerinizi de bekliyoruz bundan sonra başkanım. Herhalde İzmit Belediyesi bu anlamda bize de desteğini sürdürecek. Bugüne kadar yaptığı desteklerden dolayı da tekrar teşekkür ediyorum. Tabii şimdi buraya geldiğimde yine diyeceksiniz ki 100 kişiyi yakalamış. Batı Trakya'yı bas mı geçecek veya birazcık dile getirecek mi genel başkan? 1,5 ay önce geldiğimde dedim ki bizim çocuk yuvalarımızı polis ve savcı basıp dilini öğrenmek üzere giden çocuklarımıza yaşattıkları psikolojik tahribatın neticelerini ne zaman göreceğiz diye. O çocuklar büyüyecek, bir gün onları göreceğiz ama o bahsettiğimiz şubelerimiz, dernek şubelerinin maalesef 1,5 ay sonunda kapandığını gördük. Yani demokrasinin beşiği denen Yunanistan'da uygulamalar 67 cuntasını aratmıyor. Sanırım bundan sonra da daha da sertleşecek. Batı Trakya'da insanlarımıza şiddeti, psikolojik şiddet yanından hukuken diğer alanlarda yapılan şiddeti, kısıtlamaları had safhaya çıkardıklarında da Yunanlı yöneticilere bir huyu gelişti. Biz Atina'ya cami yapacağız, Atina'ya mezarlık yapacağız, tüm sorunlar Türkiye'de çözülecek diyor. Yani kaçış noktası yakaladılar. Evet, yapın Atina'ya cami yapın, mezarlığımızı da yapın. Yunanistan'ın tüm şehirlerine İslam dini inancını benimsemiş insanlar için hizmeti götürün. O insan inancını yaşasın, mezarlığını da bulunduğu şehirde cenazesini gömsün. Ama Yunanistan içerisinde bakıyoruz 150 bin kişi yaşıyor ve Batı Trakya'da mezarlıklar tahrip ediliyor. Neredeyse camilerimize artık izin alarak girmeye başlayacağız. Yani bu ne yaman çelişkidir ben çözemedim gitti. Maalesef sesimizi yükseltmedik henüz. Toplumsal olarak daha tepki vermedik ama
geçen seferde şunu söylemiştim. Sanırım Gümülcine'de de, İskeçe'de de meydanlara inmek gerekiyor. Türkiye'de de oradaki insanların haklarını savunmak üzere inmek gerekiyor diye düşünüyorum artık. Hakikaten yani 2-3 yaşında, 4 yaşında veya 5 yaşında okul öncesi eğitimde destek amaçlı açılan dernek şubelerinde, çocuk kulüplerinde biz Yunan Devleti'nin aleyhine ne öğretiyoruz acaba? İnsan bunu düşünüyor. Yani izin yok diyorlar, ruhsat yok diyorlar. 10 senedir o zaman niye göz yumdunuz? Bugün mü aklınıza geldi ruhsat olmadığı, izin olmadığı? Anaokulu için izin istiyoruz. Okul öncesi eğitimde iki dilli yapın diyoruz. Ona müsaade etmiyorsunuz. Yani insanın içi sızlıyor. Küçücük çocukların eve geldiğinde hat çektiğini söylüyor. Canlı örneklerini anlatıyorlar. Yani insan irite oluyor. Bu mübarek günlerde daha da böyle insana gelen bir düşünce. Yani düşünün, milyonlarca insan ibadetini yaparken bu mübarek ayda, sona doğru yaklaştığımız ayda bunları düşündüğümüz zaman insan çileden çıkıyor maalesef. Ama sanırım Batı Trakya'daki kurumlar başta olmak üzere Avrupa'daki federasyonumuz ve Türkiye'deki derneklerimizle birlikte belki ilk aşamada dar kapsamlı 300-400 kişilik bir yöneticilerden oluşan toplantıyı İstanbul'da yapıp radikal kararlar alma aşamasında olduğumuzu düşünüyorum. Yani bakın 65 yaşındaki insanlar buraya şimdi doğdukları topraklara gitti diyoruz ama niçin geldi? Keyiflerinden mi geldi? Almanya'da kalkıp işte Türkiye Cumhuriyeti Ermenilere soykırım yaptı deniyor. Bizim orada soyumuzu kürümek için adeta bizi ite ite toprakların dışına attılar. Yani düşünün, bize dediler ki şu anda da hala inkar ediliyor. Siz Türk değilsiniz deniyor. 60 bin kişiyi attınız. Hangi nedenle attınız? 19. madde diyor ki Yunan soyundan gelmeyenler yurt dışına çıktığında dönmeyeceğine kanaat getirilir. Vatandaşlıktan atılır. Yunan olmadığımızı bir kere söylediniz. Müsaade edin de siz söylemiyorsanız biz söyleyelim. Öz Türk'üz diye. Yani bizim buna cesaretimiz var. Ben hala Yunan vatandaşıyım. Türk olarak doğdum. Genlerimi değiştiremeyeceğime göre herhalde sadece inancımla birlikte Müslüman olarak ölmeyeceğim. Müslüman ve Türk olarak öleceğim. Elhamdülillah Müslümanım. Bundan da hiçbir şüphem yok ama Müslüman olduğum kadar en azından Türklüğüme de sahip çıkıyorum. Çıkmanın da hakkım olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu 67'deki askerlerin geldiği, postal seslerini duyduğumuz cuntavari uygulamaları 2016'da görürken bu sürecin çok uzamamasını temenni ediyorum. Önümüzde bayram var. Önümüzde bu bayramı herhalde bu psikolojiyle geçireceğiz ama oradaki insanların gergin haliyle İnşallah bir sonraki bayrama bu uygulamalardan uzaklaşmış bir Yunanistan olarak yolumuza devam ederiz. Son iktidarda postal sesi duymayız. Dileğim budur. Diğer taraftan baktığımızda tabii Yunanistan'da da Ramazan coşkusu harika bir şekilde gidiyor. Her akşam neredeyse bir köyde iftar var veya kurumlarımız iftar veriyor. Oradaki insanların dinine ve diline nasıl sahip çıktığını görüyoruz. Bu da bizim için ayrı bir mutluluk vesilesidir. Bu yıl, bu güzel ayın sonuna yaklaşırken şimdiden herkesin Ramazan bayramını kutluyorum. En kısa sürede tabii şube başkanıma bakıyorum. En kısa sürede tekrar yeni bir faaliyetle bizi sizlerle buluşturur. Bu akşam tabii devamında camiye gidecek olan insanlar da